Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Kuzey Kürdistan'ı etkisi altına alan kar yağışı ve don can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Cölemergin, Şemzinan ilçesinde çığ altında kalan İran nüfusuna kayıtlı Kürt vatandaşlar Ziyad Bergani ve Pervez Dekan'ın cesetlerine ulaşıldı. Diğer yandan Şirnek, Mardin, Sert ve Cölemerk'te yoğun kar yağışı devam ediyor. Yüzlerce köyle iletişim kopmuş durumda. Kar nedeniyle Hezek-Midyat karayolu ulaşıma kapalı. Seyrt'te 55 yaşındaki Sabri Sercan evinin çatısını temizlerken kaza geçirdi. Ağır yaralanan Sercan'ın hayat tehlikesi sürüyor. Kar yağışının devam ettiği Cölemerk'te 57 köy ve 214 mezra yolu kapalı. Ahmet'te ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Van Valiliğinin depremzedelere yönelik saldırgan tutumu devam ediyor sayın seyirciler. Van Valiliğinin konteyner kentleri boşaltmak istemeyen depremzedelere yönelik işkencesi devam ediyor. 4 ay önce elektrik kesme ile cezalandırılarak yaşamları zehir edilen depremzedeler direnişe başladı. BDP'li Van Belediyesi depremzedelerin elektrik masraflarını karşılayacağını taahhüt etti. Ancak VEDAŞ'a başvurulmasına rağmen depremzedelerin elektrikleri hala kesik. VEDAŞ'ın özel bir şirket olmasına rağmen valilikten izin beklemesi halkı çileden çıkardı. Vanlı Koordinasyon Kurulu, Van Valiliği ve AFAD tarafından bulundukları konteynerları boşaltmak için elektrikleri kesilen ve 111 gündür açlık grevinde olan depremzedeler için basın açıklaması düzenlendi. Fethiye Teheran Parkı'nda düzenlenen açıklamaya BDP Milletvekili Özdal Üçer de katıldı. Üçer, Van Valiliği ve AFAD depremzedeler için bir çözüm geliştirmediği gibi depremzedeleri ölüme terk etmiştir dedi. Van üşüyor. Bu sloganı ve sosyal medyada yayınlanan eylem fotoğraflarından hatırlarsınız. Bu fotoğraflar birçok kesimi harekete geçirdi. Arzela, MET ve İstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi MKM sanatçıları da dün Van için eylem yaptı. Aralarında Ferhat Tunç, İbrahim Roşelat, Ali Geçimli gibi isimlerin bulunduğu bir grup sanatçı Van depremzedelerinin sorunlarına dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde Van için üşüyoruz eylemindeydi. Grup adına konuşan sanatçı Ferhat Tunç, halkın yaşadığı konteynerlarda elektrikler kesildi. Çadır kentlerde ise 200'e yakın yangın çıktı. İnsanlar ısınmak isterken dondular, öldüler dedi. Tunç'un konuşmasının ardından sanatçılar şarkılar eşliğinde eylemlerine son verdi. Ücret alınması utancına ise son vermelidir. Gever'de AKP hükümetinin gerçekleştirdiği katliama tepkiler devam ediyor. Şehitliklerine sahip çıkan Kürt halkına polis saldırısı sonucu Reşit İşbilir, Veysel İşbilir ve Bemal Tokçu katledilmişti. Muş'ta BDP il örgütü öncülüğünde yüzlerce kişi Cumhuriyet Caddesi'ndeki su deposu önünde buluştu. Ardından belediye önüne kadar sloganlarla yüründü. Esnafların alkışlarla destek verdiği yürüyüşü engellemeye çalışan polis, halkın tepkisi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı. BDP'li vekil Demir Çelik, provokasyona gelmeyeceklerini söyledi. KOP ilçesinde de BDP ilçe örgütü öncülüğünde bir eylem düzenlendi. Gever katliamına yönelik bir diğer tepki de İstanbul'un ilçelerinden geldi. Dün gece Ümraniye, Bağcılar, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde düzenlenen eylemlerde katliamlara son verin çağrısı yapıldı. Adımların atılması için kararlı bir duruş sergileyen KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı da Gever katliamına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Bemal'in ailesine ve tüm Kürt halkına başsağlığı diliyoruz diye başlayan açıklamada önemli uyarı ve vurgular vardı. KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı, polisin Türkiye ve Kürdistan'da işlediği cinayetlerin AKP hükümeti tarafından normalleştirildiğine dikkat çekti. Gever'de bir provokasyon varsa bu provokasyonu yapan halka kurşun sıkanlardır diyen eş başkanlık, amacın Kürtleri baskıyla ve şiddetle susturmak olduğunu vurguladı. Özellikle sivillere yönelik saldırı ve cinayetlere karşı gerillanın misilleme hakkı bulunmaktadır. Çatışmasızlık, bir tarafın suskun kalması, diğer tarafın askeri hazırlık yapması ve saldırması değildir. Halkımız ve Türkiye kamuoyu, Türk devletinin bu saldırılarla çatışmasızlık ortamını ortadan kaldırdığını görmelidir, denilen açıklamada, Başbakanın tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet zihniyeti ve söylemine de tepkilerin yükselmesi gerektiği hatırlatıldı.
Çünkü çözümsüzlüğün sürmesini sağlatan ve cinayet işleyenleri teşvik eden bu zihniyettir denildi. Kamuoyuna çağrıda bulunan KCK'nin açıklaması şöyle devam etti. Halkımız kesinlikle bu cinayetlere sessiz kalmamalıdır. Bu cinayetlerin normalleşmesine izin vermemelidir. Yoksa bu cinayetler devam eder. Bu nedenle halkımız her yerde sokaklara çıkarak Gever'deki cinayetleri protesto etmeye devam etmelidir. Eş başkanlık hükümeti de uyardı. Hükümet dar seçim hesaplarını ve oyalayıcı tutumlarını bırakarak Önder Apo'nun ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin adımlarını ciddiye almalı ve kısa sürede anlamlı ve derin müzakere için demokratik iradesini ortaya koymalıdır. Çatışmasızlık ortamının kalıcı hale gelmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün sağlanması ancak böyle mümkün olur. Kürt halkına yönelik düşmanlık ve katliamların son adresi Gever'di. Önce Reşit ve Veysel İşbilir, ardından Bemal Tokçu. Peki bunlar ilk miydi? İzliyoruz. Bemal Tokçu, Türk Devleti'nin katlettiği sivillerden sadece biri. Polis 6 Aralık günü Gever'de terör estirdi. Halka kurşunlar yağdıran polis, amca yeğen Reşit ve Veysel İşbilir'i katletti. Sonraki gün halk alanlara çıktı. Halk katliamı protesto etti, evlatlarını son yolculuklarına uğurladı. Kitlesel törene saldıran polis bu defa Bemal Tokçu adlı sivili yaraladı. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tokçu 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 25 yaşında ve 2 çocuk babası olan Bemal Tokçu, ailesinde 30 yıllık çatışmalı süreçte katledilen 17. kişi. Alakana köyünde yaşayan, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Tokçu, katledildiği sırada eşi 3. çocuğuna hamileydi. 2008 yılında örgüte yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Tokçu, 2010 yılında tahliye edildi. Aynı aileden soyadları Yaşar ve Tokçu olan 17 kişi devlet tarafından katledildi. İkbal Yaşar, 2008 Nevrozu'nda eski cezaevi arkasında polis kurşunuyla, Mehmet Yaşar, 1994 yılında JITEM tarafından, Recep Yaşar, 1994 yılında evinden alınarak, Reşit Tokçu ve Fetah Yaşar, 1996 yılında hayvan ticareti yaparken, Behçet Yaşar'sa köyünde askerlerce katledildiler. 1994 yılında korucu olmamak için Güney Kürdistan'ın Kaladizi kasabasına göç eden aile, burada da 7 ile 11 yaş arasındaki Giyabend, Çimen, Kevser, Behice ve Yunus adındaki 5 çocuğun katline şahit oldu. Güney Afrika'ya geçiyoruz. 5 Aralık günü yaşamını yitiren efsanevi lider Nelson Mandela'nın naaşı bugün doğduğu köy Kunu'da toprağa veriliyor. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Nelson Mandela bugün toprağa veriliyor. Mandela'nın cenazesi doğum yeri olan Kunu köyüne nakledildi. Mandela sayıca sınırlı bir devlet davetli topluluğunun katıldığı bir tören eşliğinde toprağa verilecek. Afrika Ulusal Kongresi bayrağına sarılı Mandela'nın tabutu dün başkent Pretoria'daki bir hava üssünden binin üzerindeki Afrika Ulusal Kongresi üyesi tarafından uğurlandı. Başkan Jacob Zuma defin öncesi yapılan konuşmasında Mandela'nın kendisine kötülük yapanları affedebilme özelliğine vurgu yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'de ırkçılık karşıtı eylemler devam ediyor. Dün gece aralarında tanınmış sanatçıların da bulunduğu binlerce kişi yabancı düşmanlığını protesto etti. Sendikalar ve ırkçılık karşıtı örgütlerin oluşturduğu Stockholm Irkçılığa Karşı adlı komite tarafından organize edilen eyleme binlerce kişi katıldı. Protestoya katılan demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve sanatçılar Avrupa ve İsveç'te yükselişe geçen yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmenin önemine dikkat çekti. Ve ırkçılığı geriletmenin yolunun iltica hakkının güçlendirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesinden geçtiğine vurgu yaptı.
Tunus'ta aylardır süren iktidar krizine geçici çözüm bulundu. Başbakanlık koltuğuna tarafsız olarak bilinen Sanayi Bakanı Mehdi Cuma getirildi. İktidar ve muhalefetteki parti temsilcileri ülkeyi şimdilik yönetecek geçici hükümetin yeni başbakanı konusunda uzlaştı. Uzlaşmaya göre geçici başbakan 2014 yılında yapılması planlanan genel seçimlere kadar görev yapacak. Geçici hükümete şimdiki Sanayi Bakanı Mehdi Cuma başkanlık edecek. 51 yaşındaki Mehdi Cuma uzun yıllar Fransız enerji devi Total'in yan konularından Aerospace şirketinde çalışmıştı ve Mart ayında kurulan Ali El Ureit başbakanlığındaki hükümette sanayi bakanı olmuştu. ...2009 yılında DTP kapatılmış, alanlara çıkan halkın tepkisi polis terörüyle bastırılmıştı. Muş'un Kop ilçesinde JITEM bağlantılı köy korucuları Necmi Oral ve Kemal Ağca'yı katletmişti. O katliamın üzerinden tam 4 yıl geçti ve ilçe halkı bugüne protesto eylemleriyle başladı. ...15 Aralık 2009 tarihinde Muş'un Kop ilçesinde Demokratik Toplum Partisi DTP'nin kapatılmasını protesto eden halkın üzerine ateş açıldı. Korucu Turan ve Metin Bilen kardeşlerin açtığı ateş sonucu Necmi Oral ve Kemal Ağca adlı iki kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Protesto gösterisine katılanlardan 50 kişi gözaltına alındı ve çoğunun hakkında kamu malına zarar vermek ve örgüt üyesi olmak iddialarıyla 10'ar yıl hapis cezası verildi. Bilen kardeşlerse Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bırakıldı. Dicle Haber Ajansı'na konuşan Rahmi Oral, Tahir Ağca ve Efendi Doğru, devletin katillere sahip çıkmasına tepki göstererek, katillerin serbest bırakılması katliamın devlet eliyle yapıldığını kanıtlıyor, dedi. Ben kardeşimin katilisi Erdoğan! Ben kardeşimin katilisi Erdoğan! Kürt halkına dönük katliamlar aslında tarih boyu süre geldi. Yaşanan katliamlardan geriye kalan gerçeklikse toplu mezarlar izliyoruz. 1925 Şeyh Said isyanı sürecince işlenen katliamın belgeleri toplu bir mezar. Karakoçan'la Palu ilçelerine bağlı olan Nişanyan, Tirkan ve Sarcon köylerinden alınarak katledilen 16 köylüye ait toplu mezarın olduğu kaydedildi. Toplu mezar, katliamdan yaralı olarak kurtulan ve 1980 yılında yaşamını yitiren Mustafa Yıldız'ın ifadelerinden yola çıkılarak bulundu. Yıldız'ın torunu Mecit Yıldız, kemiklerin hangi tarihte ve nasıl toplandığını anlattı. Katliamdan hemen yani 2-3 gün sonra, bir hafta sonrasına köye haber geliyor, kadınlar geliyor. Kemikleri buralarda topluyorlar ve buraya taş gömü yapıyorlar. Bu gömünün üstünde de artık öyle kalıyor. Bunu 2001'deydi. Biz geldik, bunun etrafını, bu demirleri getirdik, ördük. Yani bunu kadınlar o zamanlar, 1926 mıdır? 26'da o zamanlar kadınlar gelip topluyorlar kemikleri. O dedem anlatıyor yani, her zaman geliyor üstüne. Burada nerede vurulduğunu da hepsini anlatıyordu bizlere. Enem onlar da hep anlatıyor. Gelip kemikleri toplamışlardı burada kadınlar. Birebir gelip toplamışlar kemikleri. Onlar da anlatıyorlardı. Katliamın kanıtlarının Elaziz Maden'de bulunan arşivlerde olduğunu belirtti ve araştırılmasını istedi. Bunların akıbetini soracağız. Her tarafta. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları'na da vereceğiz. Araştırma komisyonunun gelip araştırması gerekir bu bölgede. Mezarda olduğu iddia edilen köylülerin isimleri ise şöyle: Mehmet Yıldız, Süleyman Yıldız, Ali Yıldız, İbrahim Bulanık, Üzeyir Top, Zülfü Çiftçi, Mustafa Güneş, Ahmet Demir, Devreş Üstündağ, Zülfü Demir, İsa Top, Mevlüt Kaya, Hasan Kaya, Süleyman Düzgün, Hacı Beroğlu, Mustafa Hacı Bekiroğlu, Hüseyin Haloğlu, Yusuf Özçelik. 16 kişinin yakınlarının önümüzdeki günlerde Dersim Cumhuriyet Savcılığına başvurarak toplu mezarların açılmasını isteyecekleri belirtildi. 19-24 Aralık 1978 tarihi hafızalara kazınan bir diğer katliamın tarihi.
Maraş katliamı. Katliamın 35. yıl dönümü Avrupa kentlerinde eylem ve etkinliklerle karşılanacak. Avrupa'nın birçok merkezinde protesto ve anma etkinlikleri gerçekleştirecek, Demokratik Alevi Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirecek eylemlere katılım çağrısı yapıldı. Etkinlik takvimine göre 19 Aralık günü Fransa'nın Toulouse kentinde saat 14'te Demokratik Alevi Derneği'nde anma, 21 Aralık günü başkent Paris'te saat 14'te Sinevizyon resim sergisi ve panel, aynı gün Belçika'nın Verviers kentinde saat 14'te Alevi Kültür Merkezi'nde anma, 25 Aralık günü Almanya'nın Dortmund kentinde Alevi Kültür Merkezi'nde anma, 22 Aralık günü Wipperfürth kentinde Alevi Kültür Merkezi'nde anma, aynı gün Hamburg kentinde saat 14'te Von Melle Park'ta anma, 26 Aralık günü Bremen ve Düsseldorf kentlerinde saat 13'te anma, 29 Aralık günü Bruchsal kentinde Alevi dergahında ve Gießen kentinde paneller, Avusturya'nın başkenti Viyana'da saat 14'te Alevi Kültür Merkezi'nde bir anma düzenlenecek. Haberleri sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.